Yok. Yani şimdi insan bunları görmek istiyor. Ama bu yine önü de kesildi bence... kesildi ama yani JITEM'in vesaire hepsinin önü şimdi kesildi. Şimdi bu yani anlamda Ahmet Şık'ın Ertuğrul Mavioğlu ile beraber yazdığı 40 katır 40 satır Ergenekon Anlama Kılavuzu 2 ciltlik kitap çok iyi bir kitaptır. Ve onu da öğrendik ki Zekeriya Öz Ahmet'i aldığı zaman böyle bir kitaptan haberi yokmuş. Tabii. Avukatlar getirmişler vermişler. Keşke şimdi biraz daha vakti olursa o kitabı da okur. Biraz çünkü orada gerçekten o kitap gerçekten bu arada tabii Orhan neydi Miroğlu'na burada bir atıfta bulunmak lazım. O kitap hakkında çok yalan yanlış şeyler yazdı. O kitap Ergenekon soruşturmasını kararlamak değil, tam tersine Ergenekon soruşturmasının düz bir zeminde gitmesini ve kont gerilla ile gerçek hesaplaşmasının yapılması için yapılmış çok ciddi bir gazetecilik çalışması. Hatta asıl ana eleştiri bu ortaya çıkan deliller sana savcılara çok önemli kapılar açıyor. Niye o kapılardan içeri girip genişlemiyorsun? Şimdi orada Ertuğrul Ahmet'in yaptığı o kitap, iki ciltlik kitap çok önemli. Gerçekten Ergenekon için çok önemli. Bu konuya merak eden, bu konuyu önemseyen herkes için çok önemli iki kitap. Şimdi burada tabii kaderin garip cilvesi demek doğru mu bilmiyorum ama Ahmet şimdi Ergenekon'u sulandırmaktan tutuklu durumda. Bu da itibarsızlaştırmak. İtibarsızlaştırmak tabii. Ergenekon'u itibarsızlaştırmak da. Sonuç olarak ortada bir itibarsızlaştırma varsa bu kuruyla yaşı, sapla samanı ayırmama şimdi konusunda çok büyük bir beceriksizlik gösterenler dedi. Bakın kitaba mı gireceğiz, Ergenekon'a mı gireceğiz? İstediğiniz her yerden devam edebilirsiniz. Müsaade ederiz.